Zümrütlere ne oldu? İşte bütün gece bu eski hadiseyi düşündüm. Nihayet uyuyakalmışım. Sabah erken uyandım. Acaba Holmes kaçta eve dönmüştü? Bunu bilmiyorum. Aşağı indiğim zaman taptaze koltuğunda oturuyordu. Bir elinde gazete, bir elinde kahve fincanı vardı. Beni görünce "Sizi kahvaltıya beklemediğim için özür dilerim." dedi. Burada randevu verdim. Saatte dokuzu geçiyor. İyi ettiniz dedim. İşte kapıda çalındı. Bizim banker geldi fakat öyle değişmişti ki geniş ablak yüzü incelip uzamış ve sanki saçları beyazlaşmıştı. Bir gün evvel ne kadar hiddetli ve coşkunsa şimdi perişan ve bitkindi. Acınacak haldeydi. Bir koltuk çektim. Çöker gibi oturdu. ''Acaba ne günah işledim ki Allah bana bu ızdırabı çektiriyor?'' dedi. Daha iki gün evvel huzur ve sükun içinde yaşayan mesut bir insandım. Bugün şerefsiz, kimsesiz bir insanım. Felaket yalnız gelmezmiş. Ne oldu? Meri gitti. Holmes doğruldu. Gitti mi? Evet. Bu sabah yatağı bozulmamış, odası boştu. Masanın üstünde bana yazılmış bir mektup duruyordu. Gece ona öfke arasında ve oldukça sert "Eğer oğlumla evlenseydin bütün bunlar başıma gelmezdi." demiştim. Keşke söylemeseydim. Bu sözüm üzerine bu mektubu yazmış. Buyurun okuyun. Sevgili amcacığım, felaketinize sebep olduğumu anlıyorum. Başka türlü davransaydım başınıza bu felaket gelmeyecekti bunu hissettikçe yanınızda rahat edemeyeceğim. Bunun için bir daha gelmemek üzere gidiyorum. İstikbalimi düşünmeyin. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni de sakın aramayın. Hem beyhude zahmet hem de bana kötülük yapmış olursunuz. Ölünceye kadar sizi sevecek ve sayacak olan Mary. Derin bir sessizlik oldu. Biraz sonra banker sordu. Bu mektuba ne diyorsunuz Bay Holmes? Sakın Mary intihar etmesin. Hayır hayır, intihar bahis mevzu olamaz. Mary'nin yanınızdan gitmesi hayır alametidir. Nasıl olur? Bay Holder, dertten kurtulmak üzeresiniz. Sahi mi söylüyorsunuz Bay Holmes? Sahi söylüyorum Bay Holder. Öyleyse bir bildiğiniz var. Zümrütler nerede? Holmes sakin, hafif gülümseyerek. Zümrüt başına bin sterlin verir misiniz? Çok mudur? Holder haykırdı. On bin veririm. On bine gerek yok. Üç bin sterlinle iş halledilir. Bir miktarda mükafat olarak verirsiniz. Hay hay, seve seve. Çek defteriniz yanınızda mı? Yanımda. Banker çek defterini çıkardı. Holmes kalem verdi. Dört bin sterlin yazın yeter, dedi. Banker çeki yazıp imzaladı. Holmes masasının yüzünden üstünde üç sümrüt bulunan bir altın üçgen çıkarıp masanın üstüne attı. Banker sevinçle haykırıp sümrütleri kaptı. Buldunuz, demek buldunuz, kurtuldum, çok şükür kurtuldum. Bir an evvel ne derece meyussa, şimdi o derece neşeliydi. Zümrütleri bağrına basıyordu. Holmes gayet ciddi. Bir borcunuz daha var Bay Holder, dedi. Holder hemen kaleme aldı. Borcum ne kadar söyleyin yazayım. Hayır bana hiçbir borcunuz yok. Fakat asil ruhlu oğlunuzdan özür dilemelisiniz. Buna borçlusunuz. Eğer oğlum olsaydı böyle bir meselede onun davrandığı gibi davranmasını isterdim. Holder'ın gözleri açıldı. Zümrütleri çalan Arthur değil miydi? Dün söylemiştim, bugün tekrar ediyorum. Değil. Emin misiniz? Evet, eminim. Öyleyse hemen gidip ona zümrütlerin bulunduğunu haber verelim. Haberi var. Ya, kim haber verdi? Ben. Oğlumu gördünüz mü? Meseleyi anlattıktan sonra Bay Arthur'la görüştüm. Kendisi hiçbir şey söylemek istemediğinden her şeyi ben kendisine söyledim. Doğru söylediğimi tasdik etti. Ondan sonra az çok karanlık kalan bazı noktaları izah etti. Şimdi ne olacak? Bize verdiğiniz haber üzerine belki size de açılır. Allah aşkına bana her şeyi anlatın. Her şeyi anlatacağım. Hakikati nasıl meydana çıkardığımı öğreneceksiniz. Söze en acı tarafından başlayayım. Kuzeniniz Mary ile Sir George Burnwell suç ortağıydılar. Beraber kaçtılar. Bay Holder kulaklarına inanamıyordu. Benim sevgili Mary'm mi? Evet, mümkün değil. Maalesef hakikat. Ailenizin içine aldığınız. Oğlunuz Arthur sizinle konuştuktan sonra odasına gidip yattı. Ama uyuyamadı. Kulüpte çok borçlandığı için uyku tutmuyordu. Gece yarısı kapısının önünde bir ayak sesi duyar gibi oldu. Kalkıp baktı. Bir de ne görsün? Mary usulca sizin büronuza giriyor. Şaşaladı. Hemen gömleğiyle pantolonunu giydi. Bir köşeye gizlenip bekledi. Biraz sonra Mary çıktı. Oğlunuz saklandığı köşeden kızın elinde tacı gördü. Meri aşağı indi. Arthur sizin kapınızın yanındaki perdenin arkasına gizlendi. Oradan aşağısını gözleyebiliyordu. Mary usulca pencereyi açtı, tacı birine verdi. Sonra pencereyi kapayıp odasına çıktı. Hatta perdenin arkasına saklanan oğlunuza geçerken sürtündüğü ama farkına varmadı. Arthur sevdiği kızı ele veremezdi. Fakat Mary odasına girince, oğlunuz başınıza gelecek felaketi önlemek için olduğu gibi yalın ayak merdiveni indi, pencereyi açtı karlara atladı ve ahır yolunda görünen ve ay ışığında ilerleyen birine doğru koşmaya başladı. Sir George Burnwell kaçmaya çalıştı ama Arthur yakaladı. Elini tacı attı, çekti. Bir yandan o, bir yandan Burnwell çekti. Çekiştiler. Sonra yumruklaştılar. Oğlunuz Burnwell'in gözüne öyle şiddetli bir yumruk vurdu ki göz çürüdü ve bu aralık bir şey çatırdadı. Arthur tacı aldığını fark edince eve koştu. Pencereyi kapayıp odanıza çıktı. Tacın büküldüğünü orada fark edince düzeltmeye çalıştı. Bu sırada siz girdiniz. O adamın nasıl bir adam olduğunu sizin kadar oğlunuz da bilmiyordu. İngiltere'nin en tehlikeli adamıydı. Müthiş bir kumarbaz, sosyete dışı edilecek bir ahlaksız, sefil bir vicdansızdı. Bayan Mary böyle insanları bilmez, tanımaz. Mary'e her kıza ve kadına yaptığı gibi kur yapmaya başladığı zaman Mary iftihar etti. Burnwell'ün ilk aşık olduğu kız kendisidir sanıp gurur duydu. Kızı nasıl kandırdığını, neler söylediğini şeytan bilir. Fakat Mary o adamın elinde oyuncak olmuştu. Her gece buluşuyorlardı beyaz olan banker inledi. İnanamam, inanmak istemiyorum. O gece sizin evde olup bitenleri anlatacağım. Siz odanıza girince Meri odasından usulca çıkıp aşağı indi. Ahırlara doğru giden yolun üstündeki pencereden aşığıyla konuştu. Sir George'un ayak izleri karda pek iyi görünüyordu. Uzun zaman pencerenin altında durduğu, vücudu da ağır olduğundan Ayakları iyice kara gömülmüştü. Mary ona taştan bahsetti. Bunu duyan George'un gözleri para hırsı bürüdü. Mary'e boyun eğdirdi. Mary'nin sizi saydığına çok sevdiğine şüphe yok. Fakat bazı kadınlarda aşk bütün muhabbetlerden üstündür. Mary de bu kadınlardan biriydi. Sir George Burnwell'ın talimatını dinledikten sonra sizin merdivenden indiğinizi gördü. Pencereyi telaşla kapayıp hizmetçinin tahta bacak sevgilisiyle gizlice buluştuğunu söyledi. Bu iftira değildi. Banker mırıldandı. Olur şey değil. Ama oldu. Girdiniz ve ona hırsız dediniz. Halbuki o size iyilik ettiğini düşünüyordu. Fakat Mary'i ele vermeden hiçbir şey söyleyemez, işi izah edemezse. O anda Mary hakkındaki hisleri ne olursa olsun mertçe davrandı ve sustu. Bay Holder'ın sesi kükredi. Boşuna değil, tacı gördüğüne bayıldı. Ben ne budalaymışım, zavallı oğlum. Beş dakika dışarı çıkmak istedi. Çekiştikleri yere gidip tacın kopan parçasını arayacaktı. Ne kadar haksız davranmışım. Holmes devam etti. Evinize gelince etrafta dolaşıp kardayak izleri aradım geceden beri kar yağmamış ve don olmuştu. Ayak izlerinin kalması lazımdı. Mutfak kapısı önünde bir kadın ayağının iziyle yuvarlak bir tahta bacak izi gördüm. Kadın parmaklarının ucuna basarak dönmüş, tahta bacaklı biraz daha beklemişti. Bu hizmetçiyle aşığının ayak izleri olacaktı. Evi dolandım, bir alay ayak izine rastladım. Bunlar polislerindi. Nihayet ahırlara giden yolda aradığımı buldum. İki ayak izi vardı. Bunlardan biri çıplak ayak iziydi. Bu çıplak ayak izlerini görünce ne kadar sevindiğimi tasavvur edemezsiniz. Bana anlattıklarınıza göre bu izler oğlunuzun ayak izleriydi. Öteki adam yürümüş, oğlunuz ise koşmuştu. Kundural ayakların izlerine bastığı için de o adamın peşinden koştuğu anlaşılıyordu. İzleri takip ettim. Antrenin penceresi altına geldim. Kundura izlerinden adamın bir müddet orada beklediği belliydi. Geri döndüm. Buluştukları ve çekiştikleri yeri buldum. Karlarda kan damlaları vardı. Şoseye doğru kan damlalarını takip ettim. Demek kunduralı adam yaralanmıştı. Şosede izler kayboldu karları süpürmüşler kaldırmışlardı eve girdim ve bildiğiniz gibi pencere pervazını inceledim ayak izi gördüm ıslak bir ayak izi demek biri dışarıdan tırmanıp içeri girmişti bundan sonra mesele hakkında bir fikir edinmiş oldum dışarıda biri beklemiş içeriden biri ona taçı vermiş oğlunuz görmüş hırsız kovalamış dövüşmüşler tacı çekiştire çekiştire harap etmişler. Bir kişinin kuvveti başarmıştı. Oğlunuz tacı almaya muvaffak olmuştu ama bir ucu hırsızın elinde kalmıştı. Bunları anladım. Artık iş hırsızın kim olduğunu, tacı ona vereni bulmaktı. Eski bir söz vardır. İmkansızlık ortadan kalkınca her şey mümkündür. Tacı hırsıza veren siz değildiniz. Geriye Mary ile hizmetçiler kalıyordu. Ama bu işi hizmetçiler yapsaydı oğlunuz onların yerine kendini itham ettirmezdi. Arthur Mary'i seviyordu. Onu ele vermek istememesi akla yakındı. Meri o pencerenin önünde görmüştünüz. Meri tacı görünce bayılmıştı. Bir ihtimal hakikat oluverdi. Ya hırsız kimdi? Herhalde sevgilisi olacaktı. Yoksa başka hiçbir kuvvet ona bu işi yaptıramaz. Amcasına bu şekilde ihanet ettiremezdi. Pek az görüştüğünüzü, ahbaplarınızın sayısının az olduğunu biliyordum. Bu az sayıda ahbaplar arasında Sir George Burnville de vardı. Onun kadınların pek hoşuna giden bir erkek olduğunu duymuştum. Tacı onun çaldığı çok kuvvetli bir ihtimaldi. Arthur'un da ailesinden bir kızı lekelemek için kendisini ele vermeyeceğine emindi. Ondan sonra ne yaptığımı tahmin etmeniz kolaydır. Uşak kıyafetlerine girip Burnwell'ın evine gittim. Uşağıyla ile ahbap oldum. Efendisinin eve yüzü gözü kan içinde geldiğini öğrendim. Ve nihayet altı pens verip Sir Burnwell'ın bir çift eski ayakkabısını satın aldım. Koşa koşa Streetham'e döndüm kardaki ayak izlerine kunduralarını koydum. Tıp atıp uydu. Bay Holder başını salladı. Dün gece ahır yolunda üstü başı pejmürde bir serseri gördüm. Holmes güldü. O serseri bendim. Hırsızı bulduktan sonra evime geldim. Durum çok nazikti. İşe polisi karıştırmamak şarttı. Rezalet duyulursa sizin için hoş bir şey olmazdı. Öte yandan hırsız dört başı mamur bir sefihti. Bu durumdan elinden geldiği kadar faydalanacaktı. Gittim, görüştüm. Evvela inkar etti. Olup biteni tavsilat ve ayrıntısıyla anlatınca işi serkeşliğe döktü. Duvarda asıl duran bir lobutu kaptı. Bereket versin tetikteydim. Tabancamı çevirip şakağına dayadım. Aklını başına topladı. Zümrütleri satın alırım dedim. Hemen sordu. Kaça? Üçünü üç bin sterline. Bunun üzerine acı acı başını salladı. Eyvahlar olsun. Neden? Ben üçünü altı yüz liraya sattım. Kime? Söyleyemem. Söyleyin. Hakkında kanyonu hiçbir muamele yapılmayacaktır. Söz veriyorum. Bunun üzerine söyledi. Derhal oraya gittim. Uzun bir çekişme ve pazarlıktan sonra üç bin sterline aldım zümrütleri. Ondan sonra... Oğlunuzu bulup işi hallettiğime haber verdim. Saat sabahın ikisi olmuştu. Uyumaktan başka yapacak iş de kalmamıştı. Uykuyu da doğrusu hak etmiştim. Banker kalktı. İngiltere'yi bir rezaletten kurtaran bir gün bu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Fakat minnet borcumu ödemeye gayret edeceğim. Şimdi müsaadenizle oğluma gideyim. Ondan özür dileyeceğim. Meriye de çok acıdım. Onu nerede bulabileceğimi söyler misiniz? George Bornman neredeyse onun da orada olması icap eder. Kabahati çok büyük fakat o adama kaçmakla cezasını fazlasıyla çekecektir.